Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim sempozyumuna öğretmenlerin kapsayıcı eğitim kavramına ilişkin metaforik algılar adlı çalışma ile katılmış bulunmaktayım. Adım Süleyman Timur. Hatay'da sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Nidde Ömer Ali Demir Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Yapmış olduğum çalışma kapsayıcı eğitim alt başlığı teması adı altında değerlendirilebilir. Sunum akışından bahsetmek istiyorum. Problem durumu, araştırmanın amacı ve soruları, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler ve son olarak kaynakçadan oluşmaktadır. Problem durumu. Eğitim hakkı gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde birçok hukuksal düzenleme ile güvence altına alınan en temel haklardan birisidir. Eğitimde fırsat eşitliği ise tüm eğitim öğretim süreçlerinin tasarlanmasında dikkate alınması gereken en temel ilke olmakla beraber bu süreçlerin tasarlanmasında birçok engelle karşılaşılmaktadır. Bu engeller fiziksel ve zihinsel yetersizliklerden kaynaklı olabileceği gibi ekonomik, sosyal veya politik sebeplerle de olabilir. Bu bağlamda gerek eğitime erişim sağlanmasında, gerekse de eğitim kurumlarındaki süreçlerde eğitimin kimleri kapsadığı ve hangi bireyleri kapsaması gerektiği ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tartışmaların odak noktası ise kapsayıcı eğitimdir. Nitekim kapsayıcı eğitim, eğitimin tüm değişkenlerinin işbirliği içerisinde tüm bireylerin eğitime ulaşmasını sağlamak ve bireysel farklılıklar doğrultusunda bireylere adil ve eşit bir eğitim sunulması için alınması gereken önlemlerin tümü şeklinde tanımlanmaktadır. Metafor ise bireylerin ifade edemediği karmaşık düşünce, eylem ve durumları somutlaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar ve benzerlikler kurması olarak ifade edilebilir. Metaforlar özellikle karmaşık kavramların anlamlandırılmasında ve somut hale getirilmesinde önem arz etmektedir. Bu bilgiler ışığında yeni ve güncel bir kavram olan kapsayıcı eğitim kavramına yönelik öğretmen görüşleri metaforlar aracılığıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Nitekim kapsayıcı eğitimde öğretmenlerin rolü çok büyüktür. Çünkü kapsayıcı eğitim uygulamalarının başarılı olabilmesi için öğretmenlerin tüm bireylerin ilgi, ihtiyaç ve gereksinimlerine göre eğitim-öğretim sürecini tasarlaması ve bir takım uyarlamalar yapması bir ön koşul olarak göze çarpmaktadır. Literatür incelendiğinde öğretmenlerin kapsayıcı eğitime ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelendiği araştırma sayısının sınırlı olduğu ve sadece okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin alındığı görülmektedir. Bu nedenle çalışmada öğretmenlerin kapsayıcı eğitime ilişkin metaforik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı ve kapsayıcı eğitim konusunda farkındalık yaratarak eğitimcilere yol göstereceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1. Öğretmenlerin kapsayıcı eğitime ilişkin metaforik algıları nasıldır? 2. Öğretmenlerin kapsayıcı eğitim ile ilişkilendirdikleri metaforların cinsiyet dağılımı nasıldır? 3. Öğretmenlerin kapsayıcı eğitim ile ilişkilendirdikleri metaforlara yükledikleri anlamlar nasıldır? Araştırma yöntemine bakacak olursak, olgu bilim deseninde nitel bir araştırmadır. Olgu bilim deseni, bireylerin bilgi ve deneyimlerini çeşitli değerlendirme araçlarıyla ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarmak adına kullanılmaktadır. Bu bağlamda kapsayıcı eğitim kavramına yönelik öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarmak adına olgu bilim deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 2023-24 eğitim öğretim yılının güz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 50 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmen arkadaşlarıma ait kişisel bilgileri yer verilirken, ikinci bölümde kapsayıcı eğitimi bir metaforla tanımlamaları ve nedenini belirtmeleri istenmiştir. Veriler içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Bu bağlamda öğretmen arkadaşlarımın ortaya koyduğu metaforlar kodlara ayrılmış, daha sonra bu kodlar benzerlik ve farklılıklara göre sınıflandırılmış, son olarak ise temalaştırılmıştır. Bulgulara gelecek olursak tablo 1'de çalışma grubunun demografik bilgileri yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen arkadaşların büyük bir bölümünün kadın olduğu ve lisans düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Branş bazında değerlendirildiğinde ise sırasıyla sosyal bilgiler, sınıf, özel eğitim, okul öncesi ve diğerleri olmak üzere katılımcıların olduğu görülmektedir. Tablo 2'de ise öğretmen arkadaşlarımın kapsayıcı eğitim kavramına yönelik oluşturduğu metaforlar görülmektedir. Öğretmen arkadaşlarım 39 farklı metafor üretmiştir. Bunlardan en fazla sırasıyla anne, terazi, Mevlana, güneş, kütüphane, su, ağaç ve evin çatısı olduğu görülmektedir. Şekil 1'de ise ortaya konulan metaforların cinsiyet dağılımı görülmektedir. Kadın öğretmen arkadaşlarım 20 farklı metafor üretirken erkek öğretmen arkadaşlarım 13 farklı metafor üretmiştir. Kadın ve erkek öğretmenlerin eşit sayıda ürettiği metafor sayısı ise 6'dır.
Tablo 3'te ise ortaya konulan metaforların kategorileri belirtilmiştir. Özellikle birlik ve beraberlik, çeşitlilik, uyarlama, koruma, eşitlik, süreç ve şeffaflık olmak üzere 7 farklı kategoride toplanmıştır. Ortaya konulan temalara yönelik bazı öğretmen görüşlerine yer vermek istiyorum. Birlik ve beraberlik kategorisinde bir öğretmen arkadaşım, kapsayıcı eğitim Mevlana gibidir. Çünkü din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan bireysel farklılıklara saygı duyarak her öğrenciyi kabul eder demiştir. Çeşitlilik kategorisinde kapsayıcı eğitim bir AVM'nin manav reyonu gibidir. Çünkü orada her çeşit meyve ve sebze vardır. Uyarlama kategorisinde kapsayıcı eğitim ilaç gibidir. Çünkü bireyin neye ihtiyacı varsa ona onu verir. Koruma kategorisinde kapsayıcı eğitim evin çatısı gibidir. Çünkü evin çatısı evin içinde yaşayan bireyleri yaş, cinsiyet fark etmeksizin koruma olanağı sağlar. Bir diğer kategorimiz eşitliktir. Kapsayıcı eğitim terazi gibidir. Çünkü tüm çocuklara eşit bir eğitim sunulmasını öngörür. Süreç kategorisinde ise kapsayıcı eğitim çiçek gibidir. Bu nedenle kapsayıcı eğitim bir süreçtir. Bu süreçte sürekli beslenmesi gerekir. Tıpkı bir çiçeğin sürekli sulanması gibi, yoksa solar ve ölür. Son kategorimiz ise şeffaflıktır. Kapsayıcı eğitim su gibidir. Çünkü şeffaftır. Bu bilgiler ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin kapsayıcı eğitim kavramına ilişkin 39 farklı metafor ifadesi geliştirdiği görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin kapsayıcı eğitim kavramına yönelik görüşlerinin birçok farklılık ve çeşitlilik içerdiğini göstermektedir. Ayrıca kapsayıcı eğitim kavramına ilişkin üretilen metaforların tamamı olumlu ifadelerle desteklenmiştir. Bu bağlamda gerek üretilen metaforlar, gerekse de ifade edilen açıklamalar kapsayıcı eğitimin ilke ve uygulamaları ile aynı doğrultudadır. Nitekim üretilen metaforlar birlik ve beraberlik, çeşitlilik, uyarlama, eşitlik, koruma, süreç ve şeffaflık gibi temalara ayrılmıştır. Bu kavramların kapsayıcı eğitimin temel felsefesini yansıttığını söyleyebiliriz. Bu sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler geliştirilmiştir. 1. Bu çalışma ilk öğretimde görev yapan öğretmenler ile sınırlıdır. Bu bağlamda farklı eğitim kademesinde görev yapan öğretmenler ile kapsayıcı eğitim konusunda çalışmalar yapılabilir. 2. Bu çalışmada sadece öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Öğretmen adayları ve akademisyenlerin görüşlerinin incelendiği başka çalışmalar da yapılabilir. 3. Öğretmenler hizmet içi eğitim, seminer, konferans ve benzeri etkinliklerle kapsayıcı eğitim konusunda bilgilendirilmelidir. Nitekim öğretmenlerin duygu, düşünce ve tutumlarının kapsayıcı eğitimin başarıya ulaşması için kritik bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. 4. Çalışma bulguları öğretmen, veli, yönetici ve benzeri eğitimdeki diğer paydaşlarla paylaşılmalı ve işbirliği içerisinde kapsayıcı eğitime yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Saygılarımla.